Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Düşük Eradan Hızlıca Nasıl Çıkarsınız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve bu bölümdeki konumuz orta koridorda Syndra olacak arkadaşlar. Şimdi özellikle bu yamanın gelmesini bekliyordum. Çünkü Syndra'ya bir work gelecekti ve orta koridorda sizlere göstermeyi düşünüyordum. Çünkü kazana oranının yükseleceğini biliyorum. Bayağı yüksek bir kazanma oranına sahip olacak. Neden diyecek olursanız karakteriniz work'ünden bahsedeyim. Artık karakterin yetenekleri arkadaşlar aynı Viktor'daki gibi evrimleştirilebilecek. Tabii bunun haricinde ekstra avantajları da var Viktor'dakine nazaran. Siz arkadaşlar yük toplayabiliyorsunuz. En fazla 120 yük topluyorsunuz. 120 yüke ulaştığınızda %15 yetenek gücü kazanıyorsunuz. Sanki üzerinizde Rabodon varmışçasına bir yetenek gücünüz olacak. Yani fazladan bir eşyanız olacak. Mükemmel bir olay değil mi bu? Bence aşırı iyi bir olay. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Boş boş pink atacaklar bu adamlar belli. Bunları şöyle şu harekette susturalım. Oyun başından beri iki pire car. Neyse. Şöyle Q'muzu açalım. Karakterin yeteneklerini evrimleştirebilmek için farklı şeyler var. Onlardan da bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. İşte yetenek puanı harcadığınızda, yetenek geliştirdiğinizde, yetenek isabet ettirdiğinizde gibi şeylerden yük kazanabiliyorsunuz. İşte büyük minyonlardan kazanabiliyorsunuz. Düşünüyorum başka aklıma gelecek mi diye. Başka aklıma şu an halihazırda gelmedi. Devamını okuruz zaten. Orada teker yazıyor. Şimdi koridor safhası olduğu için çok fazla aktaramadım. Dediğim gibi böyle özellikler kazandığı için düşük eradaki arkadaşlar erken oyunda çok bir şey yapamasalar da geç oyuna çok rahat bir şekilde çıkabilecekler. Ben nasıl onu yedim ya? Geç oyuna rahat bir şekilde çıkabilecekleri için de tam anlamıyla geç oyunda zaten çok zorlanıyorlar düşük eradakiler. Onlara cevap niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de önermek istedim zaten sizlere. Şuradan şu arkadaşları da alırsam. Güzel, bu 3 milyonu da aldık. Yalnız Jumper'ımızı büyük ölçüde kaybettik. Talon'un hala üzerinde 3 can iksiri duruyor. İlk vuruş ürünle birlikte oynuyoruz. Sırf bu pasifin olayı yüzünden zaten çok kıymetli. Tekrardan sizlere hatırlatmış olayım. Karakterin pasifinden faydalanmanız lazım. Çok güzel. Dünyanın hasarını çıkarttık Talon'a. Late game'de o kadar güçlü olacağız ki diğer yetenekleri de evrimleştirdiğimiz için yetenek bazında da çok güçlü olacak karakter. Mesela Q yeteneğini 2 defa kullanabiliyorsunuz. Şu an mesela Q'umuz 1 yük, 2 yük olacak. Bu sayede daha fazla yerde küre bırakmış olacağız. Daha fazla küre ne demek? Ultiden daha fazla verim demek. Daha fazla küre atabilmeniz demek. Atıyorum başka ne gibi bir özellik kazanıyorsunuz? İşte W'nuzun gerçek hasar oranı artıyor mesela. Daha fazla gerçek hasar çıkartıyorsunuz W'nuzda. E'nizin menzili artıyor atıyorum. Ultiniz ise arkadaşlar rakip takım oyuncusunu attığınızda canı %15 ve altındaysa direkt oyuncuyu infaz etmenizi sağlıyor. İnfaz ettiğiniz için de aynı bir tahsildarınız varmış gibi bir etkiye kavuşuyorsunuz. Bu da yine çok büyük bir kuvvet. Bu yüzden fazlasıyla beğendim karakteri. Şiddetle de tavsiye etmemin temel sebebi bu. Bu da öldü. Ne gerek vardı bunu yapmasına? Benim için artı teleportumla zaten koridora yetişeceğim. Şuradan hemen infilak deneyini alalım. Çünkü ilk gideceğimiz eşya Lüden olacak. Lüden'i bir an önce tamamlamak lazım ve fazlasıyla yetenek gücü de işimizi görür. Bakın 18 yük olduk. Rakip şampiyonları 4 saniye içerisinde 2 yetenekten hasar verdiğimizde 1 yük, yetenek puanı harcadığımızda 5 yük, büyük minyon biçtiğimizde 1 yük kazanıyormuşuz dostlarım. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Tamam, ben ölmeyeceğim sandı. O yüzden sıçrasıyla devam etti. Yoksa burada yaşardı, benim öleceğim çok barizdi. Tekrardan söylüyorum. Ana ürünümüz ilk vuruş. İlk vuruşla birlikte karakterden maksimum verim alıyorsunuz. Hasar yönünden tatmin edici bir hale geliyorsunuz. Bak Q'nun hasarı şu an çok fazla arttı. İyi günler hanımefendi. Hayatta bırakmam. Bu ne abicim? Bu ne ya? Bu adam yani nasıl gelebiliyor? Abi bot lane'den bu adam buraya yürüyor rahatça ya. Şaka gibi, gerçekten şaka gibi. Bir de 3 kişinin buraya gelmesi de apayrı bir olay zaten. Neyse, sağlık olsun. Canımızı sıkmayalım. Şuradan şunu alayım. Bununla devam edelim. Burada skor Allah'tan Talon'a gitmemiş ama Lily'ye gitmesi de büyük problem. Demek ki arkadaş rahat bir yerleri itemeyeceğiz. Şuna bakmaları lazım bu arada. Bakarlarsa kesebilirler. Ezreal arkadakine dönerek büyük hata etti. Burada çünkü bedava skoru vardı. Udyr da düşecek. Güzel. Bizimkiler burayı kaybederler. Bot lane'e şöyle çok bakasım yok. Kalon shutdown verdi. Buraya kadar verdi. İnanılmaz. Hayret verici bir şekilde bizimkiler de orayı galip getirdiler. Neyse biz burada minyon üstünü yakalıyoruz. Üzerine bir de plate aldık. Kuleyi de birazcık daha tartaklamaya devam edelim. İlerleyen dakikalarda dediğim gibi çok güçlü bir hale getireceğim karakterime. Bunu bildiğim için sorun yok. Erken oyunu eski Syndra gibi değil, eski Syndra kadar güçlü değilsiniz. Hasar yönünde çünkü çok kısıtladılar karaktere. Birazcık dişinizi sıkmanız gerekecek ama birazcık dişinizi sıkarsanız da sizlere karşılığını çok güzel verecek karakter, hiç merak etmeyin. Udyr yakalar diyor, umut ediyorum. Abiciğim, adam gelmese daha iyiydi. Adam benimle savaşmayacaktı Udyr gelmiyor diye. Benim için gerçekten kabus gibi gidiyor. Adam bir de tutuşturunu da atmamış. Tutuşturu da duruyormuş. Ben bot lane'i şuradaki pozisyonda attı zannediyordum. Kim attı abi o pozisyonda o zaman tutuşturu? Rakipte kimde var tutuşturu? Senna da var. Senna o zaman buradaki pozisyonda atmış. Erken oyun birazcık daha minyon kesmeye odaklı geçmesi gerekiyor. Talon'un şu anki hasarını yapabileceğim inanın hiçbir şey yok ve adamın kolayca güçleniyor olması da çok canımı sıkıyor. Çünkü adam gerçekten güzel oynamıyor. Çok bariz hatalı bir şekilde oynuyor. Ama bir yerde işte bir sayı eksikliği bir şey bizi ters köşe yapıyor. Abi yemiyorum ben Talon'un yeteneğini. Ben mi fark etmiyorum acaba yediğimi? Altı olsam adamı denerdim. Ya altı değiliz daha. Enteresan bir geliş. Adamın oradan çıktığı çok belliydi. O da sıçradı hatta. İyi, güzel. O adamın düşmesine sevindim. Şimdi Talon buraya gelmeden hemen burayı iteceğiz. Hızlı bir şekilde hiç bekleme yapmadan. 40 yük olduk. Bakın Q'muz 2 yük oldu gördüğünüz gibi. İkinci olarak E geliştireceğim. Karşıda tank yok. Gerçek hasar çok önem arz etmiyor bu yüzden. Durdurulamıyor. Buraya kadar. Takımından biri katledildi. Birazcık daha kuleyi tırtıklayalım. Talon'a karşı 20 CS üstünde içtim. 1400 gold'um var. Zaman kaybetmenin lüzumu yok. Bak mesela görüyorsunuz hasar asla ama asla yetmiyor. Hocam bunun buralara işi var ya. Biri bana izah etsin ya. Bu adam niye haritayı dolaşıyor? Nasıl dolaşabiliyor bu haritayı bu kadar rahat? Tamam, bizim çocuk çıktı sanırım. Öldürtmedik. Teleportumuz da var. Teleportumuzu kullanırız. Ama buradaki minyon dalgasını bir yerde tutmamız lazım. Aradan da minyonları almış olduk. Darius'un hakkıydı ama yapacak bir şey yok. Şimdi Luden'i tamamladım. Üzerime bir pink ward daha çektim. Koridoruma rahatça teleportumu atabilirim. Bizim için önemli eşiklerden birisiydi Luden ve bunu bitirmeyi başardık. Bu build'ime Zonya'ya da ekleyebilirim. Gölge Alev de ekleyebilirim. Gölge Alevlik çok büyük bir durum yok gerçi. Hani Irelia daha eşyasını tamamlayacak. İşte Talon'un kararması var, onu tamamlayacak falan. O dakikalara kadar daha çok zaman var. Talon da artık arkamıza atlayabilecek. Bu ne demek oluyor? E'yi kullanırken Talon'un da arkaya atlayabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Botun çıkması lazım. Onlara doğru gidiyor Talon. Ultim de gelmek üzere. Bakın direkt altımızda iki küre gözüküyor. Bu güzel bir olay bu arada. Bunu yapmış olmalı. Ezreal'a kaldı. Ah, bizde kalsaydı o skor. 59 yük. Bir yük sonra arkadaşlar W yeteneği de geliştirilmiş olacak. Abi bizim olayımız birazcık daha 80 yük olabilmek. Bizim çocuğa yetişmemiz lazım. Yine Ezreal'da kaldı. Güzel. Bizim kişiledi adamı. Ejder'i kaybetmedik. Ejder bizde kaldı. Bence en güzel haberlerden birisi bu. Kaybetseydik üzerdi. Talon da farm yapmıyor. 40 CS oldu aradaki farm farkı. Diyorum ya, Talon kötü oynuyor. Bu adamın güçlenmesini istemem yani bedavadan. Rahat bir şekilde kartopu olmasını istemem. Hemen aradan bir plate daha kaparsak tadından yenmez. Güzel. Durumlara bir bakıyorum. Adamlarda Azir var. Azir olması sırf adamlar için troll zaten. Azir'in güçlenmesine çok fazla zaman var. Güçlenebilmesi için gerçekten çok fazla zamana ihtiyacı var. Şimdi Gölge Alev de alabiliriz. Burada Zonya'da tamamlayabiliriz. Açıkçası Zonya bence bu oyun için çok daha önemli diye düşünüyorum. Çizmeyi zaten büyü nüfuzu çizmesi alacağız. Biz Zonya'ya gidelim arkadaşlar. En çok işimize yarayacak şey bu. Talon yetişmiş, ben zaman kaybettim. Allah'tan plate'ler gitti de plate altına edenemedi adam. Şüründen de gördüğünüz gibi 293 hemen 306 çıkartmışız. Yani çizmenin parasını üründen çıkartmışız. Daha dakika 14. Bir rakip katledildi. Ona atmasaydık patateslik sanırım. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Takımından biri katledildi. Güzel. Çarım iyi vuruyor. Oo, sırf bu olayı yapabilmek bile çok güzel. Okey. Ben burayı olabildiğince hızlı bir şekilde itmemiz lazım. Adam burayı savunamaz zaten. Gerçekten çok tatmin edici bir hasar ulaştık. Bak daha tam kıvama gelmedik. 120 yük olmadık. 120 yük olduktan sonra asıl benim patlamam başlayacak zaten. O zaman karakter pataküte pataküte vuracak. Top lane'e bakalım. Ultimiz duruyorken bir şeyler çıkartalım. O arkamızda büyük bir kalabalık var. Niye saldınız hocam? Biz burada 3 kişi değil miydik ya? Bu da geldi benim için sadece bir kişi için ulti bastı. Senna'nın zaten haritayı dolaşmasına ayrıca bir sinir oldum. Çok fazla. Ha, Pantheon da dolaşıyor. Allah var da. Sıçramızı aradık yine. Dar alanda kalan biz olduk. Alamete girebilirler. Niye bunu patlattı? Ultisi yok şu an. Lilia'dan korkmamaları lazım. Ha, ama Irelia çok güçlü. İşte öyle bir faktör var. Kalon da geldi bu sayede. Burayı net kaybeder. Hasara bak bizim çocuğun. Direkt adamların sayı üstünlüğü var. 4 kişi top lane'e toplandılar. 4 kişi. Şurada darlayabilirsek güzel olur. 2 kişinin canı çok azdı zaten. Yanlış görmediysem. Anladım hocam. Bayıldık. Ve en altın vermeyen adamı öldürdük ya gerçekten. Atlayın bunu hocam. Yersiniz bunu. Çok güzel. Düşmesi gerekiyordu artık onun. 750 gold çıkar belki biz doğana kadar. Çıkar diye tahmin ediyorum. Bota teleport atabilirim. Ezreal ne tarafa gidecek bilmiyorum. Udyr de oraya doğru yürüyor. Ejder'i mutlaka almamız lazım. Ejder bizim için çok önemli. Alev ejderi. Ruh ne olacak bilmiyorum ama umuyorum Hex ruhu olur. Daha ruhu falan bizi bozar. O gelsin istemeyiz. Bu adam da kuleyi aldı. İnsan yiyici. Hiç oraya teleport atmayacağız o zaman. Orta koridora atacağız teleport. Görüyor musunuz küreleri? 80 yük olduğumuz için daha geniş bir alana etki ediyor artık. Bir rakip katledildi. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Bir rakip katledildi. Adam gelemiyor bu hala. Bak yine Ezreal'a kaldı. İnanılmaz ya. Adam sıçra attı ama yine Ezreal'a kaldı. Adamın Q'su ne kadar uzak menzilden değiyorsa bizim ulti arada kaynamış oluyor. Neyse. 102 ulaşmamıza çok kısa bir süre kaldı. 100 yük olduktan sonra zaten etkisinin ne kadar arttığını da göreceksiniz karakterimizin. İnfaz edebilmek çok önemli. Böyle çok az bir can varıyla kurtulamayacaklar. O dava bitecek. 429 altın. Güzel. Burada bir kalabalık oldu. Güzel. Asistimi alamayacağım sandım. O asisti de aldık. Güzel. Çok güzel. Bu da önemliydi. Benim için iyi oldu bu double. Güçlensin bakalım karakterimiz. Kuleyi vurmaya çalışmayacağım. Şuraya bir totem atalım. Ardından bizim için resetlenme vakti. Şuna bakar mısınız? Adam minyon kesmiyor. 50 CS farm farkı attık. Rotasyon yapacağım. Sağa sola gideceğim. Skor alacağım diye adam kendini güçlendiremedi. Zonya bitti. Şuradan aşırı büyük sopa. Üzerine bir cam parçası. Devam edelim bakalım. Yüzük. Artık ultimiz %15 can değerinin altındakileri infaz etmeye başlayacak arkadaşlar. 120 yük olduğumuzda da şu an ne kadar yetenek gücümüz var? 259 yetenek gücü. %15 de üzerine koymuş olacak. 30 küsur yetenek gücü ilaveten oradan gelecek. Bitmiyor ya, bitmiyor vallahi, gelen giden bitmiyor ya. Yani direkt infaz etmiş olduk. Toplu bir şekilde oynuyorlar, bir de sürekli diptibeler falan. İğrenç bir durum ya. Rakip takım da sur verdi. Tertemiz arkadaşlar. Düşük eloda bu yüzden öneriyorum sizlere Syndra'yı. Rahat bir şekilde oynayabilir. Birazcık erken oyunda baskı altında kalabilir. Fakat late game'de çok güçlenebilirsiniz. Bilginiz olsun. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana öğretebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.